telefon daha var. Derdini anlatmak isteyen seyircimiz. Hoş geldiniz. Alo, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Şimdi ben nereden başlayayım tam olarak bilmiyorum ama ben 2 yıldır biriyle tanışıyorum. Hı hı. 2017 yılının Ekim ayında evlendik kendisiyle, 2 yıllık bir ilişkin üzerine. Ben kendisini çok severek evlenmedim. Hani mantığıma uyduğu için evlenmiştim. Çok güzel bir 2 yıl geçirdik. Kaç yaşında evlendiniz? 28 yaşındayım. Eski eşim 39 yaşında. Mantık evliliği yaptınız. Mantığınıza ne uyuyordu o sırada? Bana çok iyi davranıyordu, ilgi gösteriyordu. Hediyeler, iltifatlar. Tamam. Falan böyle 2 yılı geçirdik. 2 yıl boyunca aramızda hiç şiddet gürültü olmadı. Ben çok sıra dışı bir evlilik yaptım Nur Hanım. Hala etkisinden çıkamıyorum ve anlam da veremiyorum. Daha önce psikoloğa, psikiyatriye falan da gittim. Şimdi biz kendisiyle evlendikten sonra balayına gittik. Balayından sonra bana benimle aynı odada uyumak istemediğini söyledi. Hoppa, balayında. Evet, balayında. Biz balayı suiti gibi bir yerdeydik. Orada ayrı odalarda uyuduk 15 gün boyunca. Sonra eve geldik artık. Kendi evimize döndüğümüzde tekrar bana ayrı odalarda uyumak istediğini, kesinlikle benimle yan yana uyumak istemediğini. Yani 15 gün boyunca, çok özür dileyerek soruyorum. Eli elinize değmedi mi? Hayır, değmedi. O zaman balayına niye gittiniz siz? Ben niye evlendik onu anlamadım zaten. O zaman niye? Hayır, zaten kızcağız niye? Peki sonra? Siz peki 15 gün süre zarfında konuşmadınız mı? Ya bu nasıl bir şey? Bunlar yemekte buluşmuş. Zaten ben hani tabii ki bayan olarak benim de bazı tedirginliklerim vardı. Ben soramadım. 15 gün hani pek bir şey demedim ama eve geldiğimde şaşırdım çünkü ben de kimseyle uyumadım bugüne kadar. Zaten hani 2 yıllık ilişkimiz boyunca da bana cinsel anlamda bir yaklaşımım hiçbir şekilde olmamıştı. Benim aslında biraz da bu hoşuma gitmişti. Ama içinden bambaşka bir şey çıktı. Sonra 5 ay evliliğim. 5 ay boyunca hiçbir şekilde bana dokunmadı. Beni kadın olarak görmediğini, asla dokunmayacağını söyledi. Bana özgüvenimi yitirtecek şeyler söylemeye başladı. İşte seni güzel bulmuyorum. Halbuki aranızda 11 yaş var. Hani öyle bakımsız, çirkin bir insan da değilim. Benim özgüvenimi yitirtti. 5 ay boyunca bana şiddet uyguladı. Oh, bu arada. Allah Allah. Üzerine evet ben... Yani sözlü şiddet mi, sizi dövdü mü? Beni dövdü hem de sözlü şiddet. Zaten psikolojik ve fiziksel olarak şiddet uyguladı bana. Aa, inanamıyorum. Ben de sürekli kavga ederken işte sen erkek değilsin falan gibi cümleler kuruyordum. Öyle dediğim zaman iyice beni dövmeye çalıştı. Sonra ailesine söyledim bunları. Dedim böyle böyle bir durumumuz var. Bizi ilgilendirmiyor dedi. Senin kocan. Kendiniz halledeceksiniz. Ben evlilik danışmanına cinsel terapiste gitmeyi önerdim. Kabul etmedi hiçbir şekilde. Ailemi de anlatamadım. Etrafı hiçbir şekilde anlatamadım. Çünkü psikolojim alt üst olmuş bir durumdaydı. Etrafı anlatılacak bir konu değildi. Bir de biz küçük bir ilçede oturuyoruz. Sonrasında tam ayrılmaya karar verdiğim gün eşimin ilk defa ailesi buraya gelecekti. Hı. Geldiler, altınlarımı, takılarımı, hepsini tamamını çalıp gittiler buradan. Hoppa, yani bu kadar sorun varken altın ve takı derdine düştüler. Ya nasıl olsa bitecek ilişki diyorlar. Üstüne bir de takılarımı çaldılar. Yani hem kendime takılan hem de kendilerinin bana taktıkları. Neler oluyor ya Rabbim, neler oluyor? Sonra zaten o gün babam falan da vardı. Her şey gözümüzün önünde oldu ama ben tabii öyle bir şey yapacaklarını hiç tahmin edemedim. Evde böyle yani ikimizin de bildiği bir yerde duruyordu takılar. Sonra bunları aldı. Bu arada kendisi yüksek lisans mezunu, okumuş da biri. Bakıldığı zaman ilim irfan sahibi bir adam. Evet ama hani normal işini yapmıyor. Normal esnaflık yapıyor. Çok normal de bir şey yok hani. Kendi mesleğini yapan bir insan da değil. Olabilir. Onu tercih etmiştir. Sonra işte buradan iş takımları alıp gittiler. Sonra ben psikoloğa falan gittim. Bu arada... Benim de böyle olabileceğinden şüphelenmeye başladım. Psikiyatriye gittim 2-3 defa. Bana paravan evlilik yaptığını söyledi. Ben ömrümde zaten böyle bir şey ne gördüm ne duydum. İlk defa psikoloğa gittiğimde böyle paravan evlilik olabileceğini duydum. Şimdi ben işin içinden çıkamıyorum. Bunu birine anlattığım zaman zaten bana ağzım açık bakıyor. Psikolojim alt üst durumda. Kendime olan bütün özgüvenimi şimdi, kaybettim. Peki siz şu anda ayrıldınız değil mi? Ben tek celse değil, nafaka tazminat hiçbir şey almadan boşandım. Bakın yani... harika, huzurunuzu ve
ruh ve beden sağlığınızı geri almışsınız. Tamam mı? Evet. Yani hı-hı. Şimdi uzmanımız size söyleyecektir ama ben bir abla yani ya da yaşıtınız da olabilir bir arkadaş olarak size bir kadın olarak söyleyeceğim tek şey bundan sonra kendinizi güçlendirmeye bakın. Dün dünde kaldı. Dünün sorunlarıyla bugünün gücünü azaltmayın. Söylersiniz valla hocam. Şimdi konuşmasından zaten kendine güvenen bir insan. Çok bakın, teşekkür ederiz şiddetin olduğu yerde. Ben teşekkür ederim. Bakın hem sözlü hem fiziksel şiddetin olduğu yerde nasıl özgüvenimi kaybetmeye başlamıştım, öz saygımı diyor. Bak görüyor adama musunuz? Bak ne diyormuş. Bak şimdi. Kendi hatalarını ona yıkıyor. Ona, sen ona kadın yıkıyor. Değilsin. Tabii. Güzel değilsin. Allah bilir fiziksel özelliklerinde işte bacağın çarpık, diş etin gözüküyor. Ya da göbeğinde çatlak var. Ya da basenlerin çok... Yani neler diyordur yani ona. Şimdi burada sözel ve fiziksel şiddet varsa kesinlikle o ilişki yürümez. Ve bakın sözel ve fiziksel özellikle fiziksel şiddet kullanan insanlar aynı zamanda ciddi anlamda Allah göstermesin çok daha ileriye giden şeyler de görüyoruz haberlerde. Allah bu noktada böyle bir şey varsa ilişkiyi bir an önce kapatmak lazım. Bakın birkaç tane uyarıda bulunayım şimdi, o genç arkadaşlara. Bir, öfke problemi olan ani patlamaları olan insan varsa bu tanışma aşamasında aman kaçın. Ondan sonra sözel fiziksel hocam, şiddet varsa ki. Ama bak başta yok ama. Hediyeler alıyormuş. Hediye alıyor bir de bak neye dikkat etmiş hiç eli elime değmedi diyor çok namuslu bir insan bak. Bizim kriterlerimize çok uygun. Uygun. Benim ama, ruhumdan anlıyor. Ama şöyle. Kötü emellerine alet etmiyor beni. Etmedi. Bak, ben diyor, mantık evliliği adam, yaptım. Okumuş adam. Ve ben mantık evliliği yaptım diyor. Evet. Yani bu burada bir sürpriz çıkmış hediyenin içinde. Hem ne sürpriz. Yani iyi bir hediye diye almış. Ne sürpriz yani. İçinde sürpriz çıkmış. Ama sonuçta şiddeti gördüğü anda hemen ayrılmış belli bundan bir dönemde. Bundan sonrası için bu hanımefendiye ve bu sorunları yaşayan hanımefendilere, beyefendilere tavsiyeniz ne? Bak bir defa kafasını toparlasın. Bir hobi, kendine bir şey edinsin. Ondan sonra hayata küsmesin. Bakın çünkü o yaşadığı depresyondan dolayı hayata küsüp kapananlar çok görüyorum. Ben hayatın içine çıksın, o günlere gitsin, çevresindeki arkadaşlar edinsin bence. En çok zevk aldığınız konu neyse evet, onun uğraşın. Üzerine eğilin. Tabii onunla uğraşın. Hiç hayatınızda boşluk bırakmayın. Evet. O kadar önemli ki bu. Ya bunu nereden biliyorum? Ben de boşanmış bir kadın olarak biliyorum yani. Evet. Hani insan hayatında her şey oluyor. Ama her şeye rağmen güçlü olacaksın. Özellikle kadınsan iki kat daha güçlü olacaksın. Şimdi bir hanımefendi bize demiş ki karım günde iki sefer sefer çamaşır makinesini açıyor. Yıkayacak bir şey bulamazsa sabah yıkadıkları çamaşırı bir daha tekrar yıkıyor demiş akşam. Karım çok titiz biliyorum. Bu bir hastalık mı diye soruyor. Valla hastalık yani bu. Şimdi sabah ayrı yıkadığını akşam ayrı yıkıyorsa hastalık. Ve ciddi anlamda ben şunu görüyorum. Geçenlerde videoda gördüm çok güldüm. Şimdi odaya giriyor adam. O videoyu görenler vardır. Oraya basma buraya basma adam. Ya varsa. Şeyin tepesine. Fatih'e söyleyin de bulursa versin onu. Muhteşem bir video. Şimdi bu hastalık yani bu kadar adam nereye basın. Aslında bir şey söyleyeceğim. Biz kadınlara çağrımız olsun hanımlar. Valla beyleri böyle evden kaçırıyoruz. Tabii. Oraya bastım silme. Orayı topladım girme. O oda misafir odası aç aynısı kokusunu. Sen misin? Ha sizde var mı diyor. Videoyu bulalım getirelim arkadaşlar. Tamam ama şimdi. Gerçekten bakın bu tarzda aşırı titizlik aynı zamanda bir hastalığın işareti. Yani sen için rahat etmiyor. Yani her şey temiz olsun istiyorsun ama aşırı temizlik aynı zamanda o evdeki insanların yaşanmaz hale getiriyor hayatlarını. Yani buna dikkat etmek lazım. Adamlar çileden çıkıyor. O yüzden hanımını al derhal bir psikiyatra. Bence bir yardım alması lazım. Peki kaynanan bize yakın yerde oturuyor demiş. Aslında ne güzel var ya güzel bir şey bu. Büyüklerin yakın olması. Evet. Gördünüz mü? Evet. Evet inşallah. Beni çok seviyor diye bizim güzel evden şey. Çıkmıyor demiş. Evet. Beyefendi diyor ki tamam beni seviyor ama bıktım artık demiş yani kayınvalidemden. Ne yapmam lazım? Ya şimdi şöyle ilişkilerde bir denge lazım. Sonuçta bu çiftlerin kendi hayatları var. Özel hayatları. Yani özel hayatlarına sürekli müdahale edilmesi doğru değil. Bir defa anneliği babalığı öğreniyor onlar. Tabii. Yani o noktada sizin sürekli müdahale ettiğiniz yerde anne güdümlü baba güdümlü eşler görüyorum ben. Bu da evliliklerini zedeliyor. Ha, sonuçta anne babalar olsun onlar bizim başımızın tacı ama anne babalar gençleri de bıktırmasın. Yani oradaki o dengeyi anne babalar o büyüklükleriyle korusunlar yoksa gençler şimdi gelmiş adam neye desin istemiyoruz seni deme şansı yok ki. Ama onların anlayış göstermesi lazım. Şimdi sıradaki seyircimiz demiş ki Nur Hanım merhaba Canten Hocam ne olur bana yardım edin. Şu anda ben iş yerindeyim. Karım da mutlaka sizi izliyor demiş. Evet. Lütfen bu soruyu sorun o da bu cevabı duysun. Komşunuz yeni araba aldı diye karım beni eve almıyor.
onda var bizde niye yok diye. Allah Allah. Ama karım her ay maaşımın yarısını da harcamasını biliyor. Para da biriktirmiyor. E ben nasıl araba alayım demiş. Ben çözüm buldum. Şimdi eşine verdiği paranın 1/3'ünü kenara koy. Ben de üstünü tamamlayıp sana araba alma adına söz veriyorum desin. Hem para biriktirmesini sağlasın. Şimdi arabayla mutluluk olur mu ya? Şimdi böyle bir talepte bulunması, aynı zamanda bu kıyaslamada bulunması erkeği de yıpratan bir şey. Yani kim olursa olsun onların onu var, bunların şunu var. Çok yorucu bir şey. Şimdi bir bakıyorsun şey, çok yorucu bir şey. Bir de bakıyorsun sen her şeyi olan insanların neyi yok? Mutluluğu yok kardeşim. Sonuçta hayatında iyi evlerde oturan, iyi arabalara binen insanlar mutlu mu? Bence en büyük kazanç, en büyük servet mutluluk ya. Onun için bence tabii yakalayabilene. Mutluluğun peşinde koşsunlar. Öyle arabanın peşinde koşacaklar. Geliyorum yani. Ama hocam gerçekten biliyor musunuz? Bazı durumlarda sinirlen zaman gerçekten kek ediyor. Evet. Kısa devre yapıyor. Çok tatlısınız ama. Ne yapayım ya? Sinirlen zaman tat tat tat. Tat tat tat. Onun için bazen eşim diyor. Bak sinirlendirmeyin babanızı diyor. Ekmek parası aç kalırız vallahi diyor. Gerçekten. Sermaye çenesi adamın. O da zaten yarı var yarı yok.